ATV ekranının lezzet ve heyecan dolu programı Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı bu hafta sizler için semt pazarında bir tura çıktı. Hem gezdi hem de birbirinden özel tarifler verdi. Hadi başlayalım. Merhabalar, bugün Dizi TV'de sizlere farklı bir gün yaşatacağız. Semt pazarındayız. Rengarenk sebzeler, meyveler var. Bakalım mevsimlik neler bulacağız. Ve daha da sonra herkesin merak ettiği üst katlı kıyafet reyonu var. Ay bakalım bugün neler bulacağız. Hadi. Sevgili Derya, pazar gezmeyi sever misin? Pazar gezmelerini gerçekten çok severim. Özellikle burada mevsimin iyi sebzelerini bulabildiğimiz için. Şu an mesela bal kabağı zamanı. Burada boy boy tezgahlarda bal kabakları var. Bunlardan çok güzel tatlı yapabiliriz, çorba yapabiliriz. Sinkonta diye bir tane yemek var, onu çok severim. Bal kabaklı soğan kavurma, sonra onu fırına veriyoruz. Mutfak Bahane'de farklı lezzetlerin yapımına şahitlik ediyoruz. Peki senin mutfakla aran nasıl? Ben yemek yapmayı çok severim. Vakit darlığı yaşıyorum tabii ki de ama vakit buldukça kesinlikle yemeklerimi kendim yapmayı tercih ediyorum. En hünerli olduğun yemekler hangileri diye sorsak? Zeytinyağlıları genel olarak güzel yaparım, sebze yemeklerini. İşte taze fasulye olsun, ıspanak olsun mesela en meşhur yemeğimdir. Kış başlarken böyle Kasım aylarında bal kabağı çıkar çıkmaz hemen bir bal kabağı çorbası yaparım. Böyle bol zencefilli, soğanlı, mis gibi bir kış çorbası olur o. Pazar o kadar renkli ki insanın içi açılıyor. Oo çok güzelmiş. Meyvede de şeye dikkat ediyorum. Mevsimin meyvelerini tüketmeye. Şu an mesela hurmalar çıkmaya başladı. Bu da böyle çok güzel bal gibi bir Trabzon hurması. Bunu da olmuş bir tane hurmayı böyle ortadan bölüyorsun, içine tahin döküyorsun. O kadar güzel oluyor ki inanılmaz güzel bir tatlı oluyor gerçekten. Tam mevsime gidin pazara, böyle güzel bal gibi hurmayı bulun, tahini dökün üstüne kaşıklayarak yiyin. Oh. Sebze ve meyve pazarında oldukça fazla seçenek var. Ya şunların güzelliğine bakar mısınız? Minyatür. Çok güzel. Organik patlıcan kabak. Kokusu bile farklı. Ay bunlardan ne yapılır? Kıyamam vallahi. Bunları böyle tüm tüm şey yaparım. Kızartırım herhalde. Üstüne de böyle yoğurtlu salçalı bir sos. Bu kadar. Bunu da ne yaparım? Böyle ortasından yararım. Biraz kaşar dökerim sadece, fırına veririm o kadar. Çünkü kendi tadı yeterli kesinlikle. Ay minnak minnak çok güzel. Derya Taşbaşı'nın pazar turunda karşısına oldukça enteresan renkte sebzeler de çıkıyor. Mor karnabahar yapmışlar ya, çok ilginç. Ben diyorum ki bunun suyuna kesin boya koymuşlar. Yok, hayır, tohumu böyleymiş. Direkt böyle çıkıyor. Mor karnabahar gerçekten çok ilginç. Acaba tadında fark var mı? Yok, hayır. Turuncusu da var. Belki bu şekilde çocuklara karnabahar yedirmeyi sevdirebiliriz değil mi? Rengarenk olunca. What a strange road I've taken to find you. All the signals in the... Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı'nın en sevdiği yere, salata malzemelerinin olduğu tezgahlara geliyoruz. Marullar, kıvırcıklar, maydanoz, dereotu, turp, taze soğan. Bütün sevdalılarım burada. Neden? Çünkü ben en çok salata severim. Evimde asla 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 eksik olmayan şeyler mutlaka salata malzemeleri. Çünkü hiçbir şey yapamazsam akşamları kendime biraz salata doğruyorum. O yüzden mutlaka böyle taze salata malzemeleri olur evimde. Mantarı da çok severim. Bunu da mesela ete alternatif olarak yağlayıp sonra galeta ununu buladığınızda kızartabilirsiniz. Şnitzel gibi oluyor. İnanılmaz lezzetli. The sun is
Limonlar da çok güzel. Limon da böyle salatalarımızın baş tacı. Zeytinyağı, limon. Başka bir şeye gerek yok ama böyle güzel güzel, böyle tadı güzel, aromatik bir limon bulmak lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Kokluyoruz. Kabuğu kokuyorsa iyidir. Değil mi? Ha? Yiyecek bölümünün köşesinde renkli cüzdanların bulunduğu bir tezgah Derya Taşbaşır'ın ilgisini çekiyor. Bu cüzdanlar hemen burada yapılıyor. El yapımı. Çok güzel bozuk para cüzdanı. Ne kadar bunlar? Bu mesela. 15 lira mı sadece? 15 liraya el yapımı deri cüzdan. Vallahi çok iyi. Bu pazara gelinir. Bakın, mor cüzdanı alın. Mor berekettir. Mor cüzdanınız olursa paranız artar. Öyle derler. Sevgili Derya, bereket getirmesi için bu şirin mor cüzdanı sana hediye etmek istiyoruz. Ay gerçekten benim. Teşekkür ederim. Herkese bol bereket dilerim. Zaten yılbaşına da yaklaşıyoruz. 2023 geliyor. Buradan herkese bol bereketli yeni bir yıl diliyorum. Böyle şeylere inanırsanız hadi siz de kendinize böyle küçük mor cüzdanlar alın da böyle gani gani paralar kazanın. Bereketli bir yıl olsun. O zaman gezmeye devam. Zeytin tezgahında çeşit bol. Ay o kadar çok seçenek var ki. Hepsinin tadına bakmak lazım. Pazarın güzel yanı da bu. Hem çok seçenek var hem de gözünle seçebiliyorsun, hatta tadına bakabiliyorsun. Çekirdekler içine burada çöp varmış. Kim bilir bu akşama ne kadar dolacak? Hadi ya. En az 3 sefer doluyormuş. 3 sefer komple doluyor, boşaltıyor, doluyor, boşaltıyor. O kadar burada zeytinlerin tadına bakılıyormuş. Oh, bugünlük zeytinimi de yedim. Bir de bir yerden bir ekmek bulayım. Kahvaltımı burada tamamlamış olurum. Sebze ve meyvelerin arasında olup da sağlıklı beslenme hakkında konuşmadan olmaz. Bu konuda dikkatli biri misin? Evet, ya yediğim şeylerde içindeki şeker oranına, vitaminine, proteinine kesinlikle dikkat ediyorum. Ya mesela yapabilirsem normal sarı patates yerine bu tatlı patatesi tüketmeye çalışıyorum. Çünkü bunun şekeri daha az. Normal patatesin nişastası çok yüksek. O yüzden bunu tercih etmeye çalışıyorum. Kesinlikle yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Size de tavsiye ederim. Çünkü bütün her şey içten gelir. Bütün güzellik, sağlık tükettiğimiz besinlerden gelir. Mutfak Bahane ile hafta içi her gün evimize misafir oluyorsun. Rolleri değişelim. Çat kapı gelsek bize şipşak ne ikram edersin? Şey yapardım herhalde. Şu an mesela yine kış olduğu için ıspanaklı kek yapardım. Ispanağı alıyorsun mısır unuyla, yumurtayla, kabartma tozuyla bir tane kek yapıyorsun. Çok az pişiyor. Böyle 10-15 dakika pişiyor sadece. Çayın kahvenin yanına tuzlu, inanılmaz lezzetli ve besleyici çok güzel bir kek oluyor. Tavsiye ederim. Ispanaktan kek. Mısır unuyla. Sevgili Derya, eminiz şu anda herkesin iştahı kabarmıştır. Bize sözün olsun. Bir gün senden mutlaka bir hamur işi istiyoruz. Hamur işi istiyorsunuz. İyi tamam, zor yerden yakaladınız. Söz, bir sonraki çekimde sizlere çok güzel bir hamur işi yapacağım.